Şehrin Bilinmeyenleri programı olarak Tekirdağ'dayız. Programlarımızın en beğenilen köşelerinden biri de sağlık köşemiz. İşte bu haftaki konumuz da ağız ve diş sağlığı. Bunu da Tekirdağ'da konusunun uzmanı bir isimle bu röportajı yapalım istedik. Diş hekimi Ahmet Fatih Ergün Bey ile yapalım istedik. Dilerseniz merak edilen bütün soruları kendisine yöneltelim. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyorum. Öncelikle siz de hoş geldiniz Tekirdağ'ımıza ve kliniğimize. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle çok modern, çok güzel bir kliniği bu bölgeye kazandırmışsınız. Bunun için kutluyoruz sizi. Tabii girişimizde hem kısaca sizi tanıyalım hem de kliniğimizde yaptığımız hizmetleri izleyiciyle paylaşalım. Tabii ki. Diş hekimi Ahmet Fatih Ergün. Ben Ankara'da okudum. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği'nde okudum. Orada bitirdim. Çok da iyi bir üniversiteydi. Eğitimimle çok iyiydi. Orayı bitirdikten sonra zaten ben bu mesleği çok severek, isteyerek seçtiğim bir meslekti. Özellikle diş hekimliği yazdım. Başka tercihlerde çok bulunmadım. Sevdim. Okurken daha fazla sevdim. Daha sonra okul bittikten sonra buraya kadromuz buraya çıktı. Atama yoluyla buraya geldim. 10 yıldır Tekirdağ'dayım. Diş hastanesinde görev yapıyordum. Daha sonra tabii kendimi hem daha iyi geliştirmek için, severek yapmak için, devam etmek için kendi yerimi açtım. Evet, yerimiz nerede? Nasıl ulaşabilirler? Şimdi yerimiz Tekirdağ'ın Hürriyet Mahallesi dediğimiz en yeni mahallelerinden birisi. Burada lokasyonumuz çok iyi. Zaten yanımızda özel hastane var. Yanımızda var. Yine bu ofisler yeni yapıldı. Hürriyet Mahallesi'nde İstanbul yolu üzeriyiz aslında. Evet, İstanbul yolunun üzerinde çok görünür bir yerde. Yani. Evet. Sosyal medyada da tabii inceleyebilirler, ulaşabilirler. Tabii, tabii. Sosyal medyadan rahatlıkla ulaşabilirler. Yoldan geçenler, İstanbul'dan geçenler rahatlıkla görebileceği bir konumdayız. Evet. Çok güzel. Peki o zaman röportajımızı da şu soruyla başlayalım. Ağız ve diş sağlığının önemi ve gerekliliği ile ilgili neler söyleyebiliriz? Şimdi ağız ve diş sağlığı vücudun tüm sisteminin başladığı yer olarak çok önemli. Herkes için çok önemli. İki yönü var. Hem sağlık açısından hem estetik. Görüntü açısından çok önemli. Biz de tabii bizim meslek olarak bu ikisini bir arada götürmeye çalışıyoruz. Hem estetiği sağlamak amaçlı, estetik kaygıları gidermek için hem de sağlık. Yani her şey ağızdan başlıyor. Düzgün bir çiğneme sistemi, sindirim sistemi oradan başlıyor. Eğer düzgün olmazsa mide problemlerinden bir sürü probleme kadar başlıyor. O yüzden çok önemli, dikkat edilmesi gereken bir sistemdir aslında ağız diş sağlıkları. Peki ağız ve diş sağlığımız, tabii dişlerimizi öncelikle kendimizin koruması gerekiyor. En ufak bir sorunda da sizin gibi değerli hekimlere başvurmamız gerekiyor. Peki en çok hangi sorunlarla geliyorlar ve siz burada ne tür tedaviler yapıyorsunuz? Şimdi halkın bilinç seviyesine göre çok farklı hasta profillerimiz var. Aslında genellikle diş ağrısıyla geliniyor. İlk başta diş ağrısıyla, yani ağrı olmadan sıkıntı yaşamıyorlar. Ağrıyla geliyorlar. Tabii bu aşamada dolgu tedavisi ön plana çıkıyor. Genellikle dolgu yapıyoruz. Eksik diş, kaybettikleri diş hem estetik anlamda hem çiğneme fonksiyonunu yerine koymak için çeşitli uygulamalarımız var. İmplant ve köprü, protez yapıyoruz. En sık uyguladığımız bunlar. Tabii bir de biraz daha kozmetik kısmımız var. Diş beyazlatma, işte lamine dediğimiz takma ön dişler için estetik kaplamalar. Yapıyoruz. Tabii onları yapıyoruz. Önemli bir konu implant tabii. İmplant nedir, kimlere yapılır ve nasıl uygulanır? Şimdi implant eskiden çok sıkıntı yaşanıyordu eksik dişlerde ama artık teknolojinin tabii gelişmesiyle birlikte çok işimize yaradı. Bizim sektörde de öyle. İmplant eksik dişin yerini taklit eden yapay bir titanyumdan yapılmış materyaldir. İmplant eksik diş için yerleştiriyoruz. Tabii genellikle birçok hastaya yapılabiliyor. Bazı durumlarda kemik erimesi gibi durumlarda veya eskiden şeker hastalarıyla ilgili problemler yaşanıyordu ama artık firmalar kendisini çok geliştirdiği için şu an hemen hemen her hastaya implant uygulayabiliyoruz diş kaybı olan. Belli sayıda işte eksik dişin durumuna göre belli sayıda belli açılarda implantlar yerleştirebiliyoruz. Yani çok fazla tedavi seçeneği gelişti. Eksik olan dişleri şu an kendi dişlerine zarar vermeden en güzel yerine koyma, idame ettirmek için implant tedavisi çok önemli. Yani çok da rahat ettiriyor. Hastaların konforu olsun. Diğer kendi kalan dişlerini eskide olduğu gibi köprü dediğimiz diğer dişleri kesmeden
yerleştiriyoruz. Çok daha rahat, konforlu bir tedavi şeklidir günümüz için. Şimdi bu anlamda Türkiye çok öne çıkıyor. Özellikle Avrupa'dan birçok insan implant için Türkiye'yi tercih ediyor. Bizim Avrupa'dan da çok izleyicimiz var. Bu anlamda da size ulaşabilirler. Bu noktada onlara uygun bir tedavi programı oluşturabiliriz, değil mi? Tabii, rahatlıkla. Benim zaten daha önceden Almanya'dan, Avusturya'dan, İngiltere'den yaptığımız hastalar var. Sadece implant tedavisi için geldiler. Tedavilerini bitirdik. Mutlu bir şekilde döndüler. Hatta döndüklerinde de ziyaret ediyorlar. Çok teşekkür iletiyorlar. Ben de görünce daha mutlu oluyorum tabii tedavimiz başarılı olduğunu. En son teknolojiyi de kullanıyoruz. Teknoloji işimizin büyük bir parçası, değil mi? Evet, evet. Yani teknolojik olarak yani en ufak şeyden bile yararlanabiliyoruz. Artık dijital ortama doğru bizim meslek de geçiyor. Yani bu implant yerleştirmeden önceki ölçümlerimiz olsun, yaptıktan sonra üzerinin yapacağımız kaplama köprü dediğimiz, kron dediğimiz porselen dişlerin yapımında olsun, dijital teknolojiyi, dijital ölçü tekniklerini kullanıyoruz. Çok daha rahat ve hata payı minimize oluyor. Çok güzel. Şimdi diş sağlığı açısından tabii bakım ve fırçalama çok önemli. Bunun yanı sıra beslenme de, alkol ve sigara kullanımı da çok etkili, değil mi? Bununla ilgili neler söyleyebiliriz? Şimdi maalesef dikkat etmiyoruz. Evet, yediğimiz, içtiğimiz çay, sigara, kahve, bunlar çok çok etkili. Yani direkt tartar da varsa üzerinde ciddi bir lekelenme yapıyor. Diş etlerini düzgün temizlemediğimiz zaman, düzenle etmediğimiz zaman öncelikle çürük, daha sonra diş eti rahatsızlıklarıyla başlayıp diş kaybına kadar gidebiliyor. Ha, çok önemsenmiyor, bir şey olmuyor deniyor ama yani evet, o yavaş yavaş olan bir şey olduğu için artık farkına varınca da işten geçmiş olabiliyor. O yüzden fırçalamak gerçekten çok önemli. Yani düzenli bir şekilde günde iki kere fırçalaması, yatmadan önce özellikle, çok önemli. Biz de bu yolda size başarılar diliyoruz. İleriki çalışmalarda ve projelerde tekrardan yeni bir yayında izleyicimizle birlikte olalım inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor.